dünyanın ilk katlanabilen dizüstü bilgisayarı. Lenovo ThinkPad X1. Şöyle baktığımızda gerçekten bir ajanda, bir kitapmış gibi duruyor. Ama açtığınızda elinizin altında bir dizüstü bilgisayarı var. Şöyle de kullanabiliyorsunuz. Şöyle biraz göstermek istiyorum, oynamak istiyorum çünkü. Gerçekten yepyeni bir deneyim. Alıştığımız laptopların oldukça ötesine geçmiş bir durumda. Şöyle de kullanabiliyorsunuz. Birazdan başka aksesuarları var. Onlara da değineceğim. Çünkü çok enteresan özellikleri var. Birazdan teknik özelliklerine bakacağız. Deneyimine de bakacağız. Ama şunu söylemek lazım. Hayatımıza akıllı telefonlarla birlikte katlanan cihazlar girdi. Ama ne kadar işe yaradı? İnanın biraz tartışma konusu bence. Çünkü işte tablet modu var. Tablet olabiliyor mu tam tartışılır. Telefon olduğu zaman ne kadar efektif kullanabiliyorsunuz çünkü daha ince bir size kullanım sunuyor falan böyle gibi. Aslında deneyim konusunda bazı ufak da olsa problemleri var. Ancak gerçekten dizüstü bilgisayarlar ve tabletlerde böyle bir katlanan ekran görünce ben de şaşırdım. Ve uzun zamandan beri de deneyimlemeyi bekliyordum. Çünkü bu CES'te tanıtılmıştı. 2020 CES'te tanıtılmıştı ve sonunda Türkiye'ye geldi. Geçtiğimiz yılın sonu galiba itibariyle Türkiye'de satışa çıktı. Bizim elimize de ulaştı. Hemen sizlerle birlikte bir incelemek istedik. Bu arada bizim ekip arkadaşımız sevgili Azra Subaki şöyle bir yorumda bulundu. Abi zaten diğer laptoplarda katlanmıyor mu dedi. Vizyonu görüyorsunuz değil mi? Yani vizyon böyle bir vizyon. Dünyanın ilk katlanabilen bilgisayarı diyoruz buna. Laptopu diyoruz bakın. Yani şundan bahsediyoruz. Ekranı zaten ekrandan oluşuyor. Hala bende tartışıyor ya. Tamam peki bunun ismi ne olmalı? Yani bütün laptoplar katlanıyormuş. Bence değil de. Çünkü katlanan kelimesi oradaki fold kelimesi. Laptopların katlanması başka bir kelime. Fold bu, fold. Anladın mı? İngilizcesi fold. Siz ne düşünüyorsunuz bu arada onu da söyleyin. Sizce bunun adı ne olmalıydı? Şöyle isterseniz başlayalım bence. Bir bakalım ekran nasıl bir ekran? Nasıl katlanıyor? Katlandığı zaman işte ortasında iz var mı? Yoksa katlandığında bu ortadaki menteşedeki boşluklar nasıl? Şimdi onlara bakalım biraz. Öncelikli olarak şunu söyleyeyim. 13 inçlik bir ekranı var. Bu ekran OLED ekran teknolojisi. Yani renklerin daha iyi olduğu, siyahın siyah olduğu bir bize deneyim sunuyor. Katlandığı zaman şöyle bir arasında aralık oluyor. Biliyorsunuz bu akıllı telefonlarda da mevcut. Yani sıfıra sıfıra kapanmıyor. Zaten boyut da büyüdükçe bence bu aradaki farklılık da biraz artıyor. Ne kadar diyelim boşluk? Böyle parmağınızın ucu yani girebilir. O kadar ama girmiyor yani. O kadar da büyük bir fark yok. Açıldığında peki katlanma izi var mı? Ona da bakalım. Mesela şöyle kullanıyoruz. Ben şu an hiçbir katlanma izi göremiyorum bu arada. Böyle elimde biraz gezdireyim. Elimle bile anlayamıyorum. Akıllı telefonlarda ise durum biraz daha farklı. Orada katlanma izi bayağı belli oluyor. Böyle elinizi sürdüğünüz zaman bile anlayabiliyorsunuz. Hatta eğer güneşli bir ortamdaysanız o zaman da bu katlanma izini görebiliyordunuz. Ancak Lenovo burada başarılı bir iş yapmış gerçekten. Neredeyse katlanma izi yok. Bu yüzden de bayıldım. Bunun tabii çözünürlüğünü de söylemek lazım bu arada. Çözünürlüğü 2048x1536 yani Full HD Plus diyebiliriz. Tabii ki 4K bu tip yeni teknoloji bir ekranda daha görmeyi beklemiyoruz. Evet çıkacak onlar da ama bu gerçekten bizi geleceğe götüren bir model. Şimdi deneyimden bence başlayalım. Teknik özellikleri yoksa işte üzerinde Intel'in i5 işlemcisi var. 8 GB RAM'i var. Aynı zamanda işte tümleşik Intel'in yine ekran kartı var içinde. Depolama alanında 1 TB'a kadar bir SSD size kapasite sunuyor. Yani teknik özellikleri kısaca bu şekilde. Bence hemen biz şeye geçelim. Deneyime geçelim. Çünkü enteresan bir deneyimi var. Şimdi şöyle bir kere mesela benim şu anda elimde bir mail açık. Şöyle göstereyim. Bu aldığım notlar var. Full ekran bu şekilde görebiliyorsunuz. Yana çevirdiğinizde ise bunu algılıyor ve yine full ekranda yani 13 inçte bunu görebiliyorsunuz. İşin en güzel tarafı ise tabii ki katlandığında. Şöyle ufaktan katlıyorsunuz. Hemen cihaz bunu algılıyor. Algıladıktan sonra ekranı şu şekilde ayarlıyor. Ama şunun şöyle bir farkı daha var. Sadece üstte kalan kısmı bir ekran olarak algılıyor. Mesela bir şey yazacaksınız. Herhangi bir şey yazalım şuraya. Google'da bir arama yapalım mesela. O zaman da alttan klavyesi çıkıyor. Yani altını adaptif olarak istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Diğer hoşuma giden özellik ise mesela şu anda bu alttaki klavye ekranında rakamlar yok. Ancak rakam tarafına bastığınız zaman şöyle bir şey oluyor. Hemen yanda bir sadece touchpad'i açılıyor. Yani daha kolay rakamları girebiliyorsunuz. Büyük klavyelerde olan o touchpad'lerinden açılıyor. Ve tabii ki çoklu fonksiyon çalışma özelliği benim en çok dikkatimi çeken. Çünkü artık elinizin altında Windows işletim sistemi var. Bu yüzden bunda yine oldukça
verimli bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Yani şundan bahsediyorum. Mesela benim şu an üst tarafta bir YouTube araması var. Hemen onun altında mesela bir YouTube açalım. Şöyle onu da sürükleyip bırakıyorum aşağıya doğru. Aşağı doğru kaydırıyorum YouTube'u. Diğer sekmeyi. Şu şekilde konumladım. Altta başka bir ekran. Ve mesela buradan bir YouTube videosu açalım. YouTube'a girdim. Yani sanki üstteki pencere nasılsa alttaki pencere de o şekilde zaten aynı ekran çünkü. YouTube'da tabii ki ne arayacağız? Ahmet Can'ı arayacağız. Kimi arayacaksınız? Başka teknoloji editörü var mı? Var. Ama bizim gibi yapanı yok. Öyle söyleyeyim yani. İddialı evet. Neyse girelim. Şimdi burada bizim en son videolarımızdan bir tanesi neymiş? FreeBuds Studio. Onu açalım mesela. Aşağıdan bir video izlerken yukarıdan da mail atabiliyorsunuz. Veya işte buna sonsuz kombinasyonlar ekleyebilirsiniz. Bir de şöyle bir şey yapalım bence. Tam ekran modundayken şöyle hemen aldım mesela karşıma. Ondan sonra şöyle bir şey yapalım. Mesela bunu böyle konumlandırıp da karşısında videoda izleyebilirsiniz yani. 13'lik bir ekrandan bahsediyoruz. Ve çantada neredeyse yer kaplamayan bir aslında deneyim. Bu modelin en çok öne çıkabilecek özelliklerinden bir tanesi de yandaki aksesuarları. Yani yanında gelen aksesuarlar. Bunlardan bir tanesi klavye. Bu Bluetooth 5.0 üzerinden bağlanan bir klavye. Şöyle de göstereyim. Şurada da zaten bir böyle aparatı var kolay çıkartılıp takılması için. Mesela şöyle bir şey yapabiliyorsunuz bunu da. Bunu katladınız. Şu anda tam ekran modu gibi düşünün. Şimdi ben bu klavyeyi ne yapacağım? Şuraya mıknatısı zaten tık diye oturuyor. Ve burada bir touchpad'i var. Göreceksiniz zaten ekrana hemen bir touchpad geldi. Buradan kolay bir şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Yazılarınızı buradan hızlı bir şekilde yazabiliyorsunuz. Yani dijital klavye istemiyorum diyorsunuz. Ben daha çok klavye üzerinden çalışacağım diyorsanız bu da yine güzel bir özellik. Katlandığı zaman yine klavyeyle katlanabiliyor. Ve biraz önce o söylediğim aradaki boşluk da tamamen kapanıyor. Şu anda hiçbir boşluk yok. İnanılmaz kompakt bir şey gerçekten. Ben bunu her elime aldığımda, her oynadığımda böyle bir heyecanlanıyorum gerçekten. Çok enteresan özellikleri var. Bu arada şunu da söyleyeceğim. Biz de bunu biraz önce keşfettik. Oğlum oraya girdin ya. Aha bunu açtın ya kardeşim. Ellemedim bile ya. Bu bağlı değilken de mi çalışıyor? Çalışıyor tabii. Bak ekran parlaklık yaz bari buradan. Evet bunu söylüyor o zaman. Ben bunu böyle kocaman kullanır önüme klavye diye koyarım bunu niye üstüne koyuyorsun? İşte öyle de kullanabiliyorsun abi. Onu da söyleyelim. Benim sayemde özellik keşfetti hala sövüyorum. Sövdün mü Allah aşkına ağzından bir tane küfür çıktı mı? Çıktı. Bluetooth üzerinden bağlanıyor demiştik ya. Yani şöyle de çalışabiliyorsunuz. Mesela ben bunu alayım tamam mı? Şöyle karşıma konumlandırayım. Klavyem de burada dursun. Ve buradan yazı yazabiliyorum. Uzaktan da bunu kullanabiliyorsunuz. Yani bir seyahate gidiyorsunuz. Seyahatte laptopu açıp o klavyenin kapladığı yer, ekran daha küçük vesaire vesaire pek çok problemi de beraberinde getiriyor. Ancak bunu karşınıza koyacaksınız. Sabitleyeceksiniz şu şekilde. Klavyesini de bu şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. Ve bir de kalemi var. Yani daha çok yaratıcı işlerde belki çalışanların da tercih edebileceği bir bence aksesuar bu. Bu kalem sayesinde de yazım işlerinizi, çizim işlerinizi, not alırken notunuzu yine bu şekilde yapabiliyorsunuz. Enteresan bir deneyimden bahsediyoruz açıkçası. Şimdi şunu soracaksınız. Peki fiyatı ne kadar? Öncelikli olarak onu söyleyeyim. Bir yerinize oturun. Çünkü böyle başınız falan döner fiyatını duyduktan sonra. Ama yapacak bir şey yok. Yeni teknoloji. Erken adapte olmak istiyorsanız bu tip yeni teknolojilere bu fiyatları da vereceksiniz. Ne kadar fiyatı? 42.500 TL. 42.499 TL olarak Türkiye'de satış fiyatı var. Ve böyle bir yenilikçi cihazla karşı karşıya kalıyorsunuz. Tabii şimdi soracağınız sorulardan bir tanesi de şarj ömrü nasıl? Bizim yaptığımız testlerde şöyle. Çünkü OLED bir ekrandan bahsediyoruz. 13 inçlik bir ekrandan bahsediyoruz. Büyük bir ekran. Dolayısıyla şarjının az gitmesi söz konusu olabilir. Ama hiç de öyle değil. Çünkü günümüzde laptoplar biliyorsunuz 10-12 saatlik bir şarj ömrü sunuyor. Bizim bu laptopta kağıt üzerindeki verisi 11 saat. Yani performans düşük modlarında bunu çalıştırırsanız vesaire vesaire 11 saatlik kullanım sunuyor. Ama derseniz ki ben oyun oynayacağım falan tabii ki bu süre azalacaktır. Şarj girişleri bu arada 2 tane. Daha doğrusu girişleri 2 tane. Bunlardan bir tanesi USB-C Type. Diğeri de USB-C Type. USB-C'den 2 tane şarj girişi var. Yani girişi var daha doğrusu. İsterseniz buradan şarj edebiliyorsunuz. İsterseniz de dosya aktarımlarınızı yine buradan yapabiliyorsunuz. Ve bu şekilde. Lenovo ThinkPad X1 Fold modeli. Heyecan verici bir model. Geleceğe ne kadar yaklaştığımızı gösteren bir model. Önümüzdeki bence dönemlerde bunlar incelecek. Bunlar büyüyecek. Çerçeveleri evet mesela bunun çerçeveleri biraz kalın. Ama yani bu ekranı da katlamak kolay değil. O yüzden de mutlaka buralarda bir mühendislik vardır. Yani şunun içinde 100'den fazla parça var diye ben biliyorum şu menteşelerde. Çünkü işin bütün sırrı da şu
şu menteşede. Tabii ki ekran teknolojisinde ama aynı zamanda menteşesinde. Ve dolayısıyla günümüzün teknolojisi, geleceğin de teknolojisi artık ekrandan ibaret belki de. Bu kalınlıkta değil, bunun yarısının yarısı kalınlığında. Lenovo'nun ThinkPad'i de... Aha, böyle bir şey varmış lan. Bu ne? Ha, böyle de koyayım. Aha. Böyle koyuyormuşsun abi. Burada da şimdi keşfettim ben de bir kanatçığı var. Bu kanatçık sayesinde daha rahat da durabiliyor. Bu arada onu da sizlere söyleyeyim. Şöyle çok rahat ya. Çünkü düşme derdi olmadan bunu da bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Sevgili dostlar bu şekilde. Yeni nesil teknolojileri inceliyoruz. Sizleri geleceğe götürüyoruz. İnşallah hepimizin bir gün böyle bir laptopu olur. Evet fiyatı yüksek ama yenilikçi bir laptop. Dünyanın ilk katlanabilir dizüstü bilgisayarı. Hoş geldin hayatımıza Lenovo ThinkPad X1 Fold. Sizden sorularınızı bekliyoruz. Aklınıza gelen sorular neler? Yorumları mutlaka bırakın. Aynı zamanda videoyu beğenin, beğendirin, paylaşın. Yeni videolarda, yeni teknolojileri inceleyeceğimiz videolarda karşınızda olmaya devam edeceğiz. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Bay bay.